Agalarım, herkese selamlar. Temmuz ayına giriş yaptık. 1 ve 2 Temmuz toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Onun dışında sizlere bir adet de ideal kombine vereceğim. İdeal kombinemiz de şu şekilde. Videonun sonunda görürsünüz zaten ideal kombineyi bahsedeceğim anlatırken de. Oyuncu bahisleri aga. Birazdan zaten video videonun sonunda zaten koyacağım aga. Sizlerden ricamız aga beğeni ve yorum desteklerinizi esirgememenizdir. Ha, i̇zliyorsanız hemen 10-15 saniye ayırıp en azından yorumlara emeğine sağlık yazsanız bile bizler için yeterli olacaktır. İsterseniz başlayalım. Öncelikle her ay olduğu gibi yine gruplarımız yenilendi aga. Temmuz ayı için katı telegram gruplarımız yenilenmiştir. Eğer Temmuz ayında gruplara gelmek isteyenler olursa WhatsApp hattından benimle iletişime geçebilirler. Euro 2024, Kupa Amerika, Norveç Ligi, İsveç Ligi, Finlandiya bu tür liglerle birlikte devam ediyoruz. Ayrıca basketbolda başlayacak olimpiyatlar oradan da devam edeceğimizi sizlere belirteyim. Bunun bilgisini vermiş olalım. Bir adet skor yarışmamız var ve Avusturya Türkiye maç skorunu olur bilen 5 arkadaşımızı bakın bilen 5 arkadaşımızı gruplarımızda misafir edeceğiz. Temmuz ayının sonuna kadar, Temmuz ayının 27'sine kadar gruplarımıza misafir edeceğiz aga maç skoru yarışmamızdır. Daha önce yapmış olduğumuz Almanya maç skorunu kazanan da Emre Doğan 2-0 skoru bilerek kazandı. Bana WhatsApp hattından mesaj atabilirler. WhatsApp hattımızda ekranda her türlü soru, görüş, öneri. Gruplara gelmek isteyenler, maç skoru bilenler de 0534 446 5989 numaralı hattan da benimle iletişime geçebilirler arkadaşlarım. Bunun da bilgisini verelim. Dün neler yaptık ondan bahsedelim. Ya, kazanmanın tadına varın. Diyeceklerim bu kadar. Dünün bir yerde ideal kombine yaptık. İsviçre İtalya zor geldi aga. Gerçekten zor geldi. İsviçre İtalya 2.5 alt dedik. 46. dakikada 2-0 oldu. Öyle de bitti maç. Zaten beklenti öyleydi. Alt oldu. Almanya Danimarka mücadelesinde de ben ideal kombineme ilk golü Almanya atar olarak verdim. Almanya da gol attı aga. Dakika 2'de müştemine gol attı. Offside'den iptal oldu. Sonra Danimarka attı. o iptal oldu derken Almanya 2-0 maçı kazandı. Buradan da ana kombinini içeri aldık mı? Aldık. Günün mislisi vardı aga. Bak bu ara misli de 6000 misli verdim. Ama Avrupa üzerine ilerleyeceğim. Aga çünkü Euro 2024'te yani zor. En iyi şekilde kazanmak istiyorum. 1.47 gibi oranı vardı 6000 misli. Neredeyse 3000 TL net kar. 2800 lira civarı bir net kar var burada. Bereketli olsun. Yüksek misli Avrupa'da İsviçre mücadelesi 3.5 turu da Almanya geçer diyerekten de. Avrupa oranı 1.47 aga bu şekilde yüksek oynuyorum derseniz ben genelde yazıyorum zaten. Eğer ki 500 TL'nin üstünde bahis alıyorsanız yüksek bir seviyesine beklerim diyerekten de. Çünkü buradaki bahisler size göre uygundur aga. O değil oyuncu bahislerimiz de var. Dünden mesela Skamakka'nın mesela Avrupa üzerinde verdim. iki tane şutu vardı. Skamakka iki tane şut çekti aga. Zaten iki şutla bitirdi mücadeleyi sanırım. O geldi mi geldi. Almanya maçına da Havertz isabet şut atar dedim. O da geldi mi geldi aga. Bu tip oyuncu bahisleri de sürekli verdiğimizi belirteyim. Bugün de 6 sahne verdik. Canlı odasında da izlemiş olduğumuz canlı maçları anlatarak da e, dün Danimarka başına mesela güzel bahisler aldık. O şekilde ilerledik. Canlı izleyerek de devam ediyoruz. Bir de herkes açık Telegram grubundan mutlaka katılın. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Buraya da mutlaka sizler de girin. Ücretsizdir aga burası. Kangal Tips ücretsiz grubudur. Bununla bilgisini sizlere vereyim. Başlayalım. Agalarım toplamda hatta başlamadan önce de şöyle ekrandan göstereyim. Dün mesela canlı odasın. Aga dediğim gibi maçı izliyoruz. Maç hakkında sürekli bilgiler. Dün Almanya maçı durdu mesela Şimşek'ten dolayı. Dedim ki maç devam edecek. Devam ettik. Danimarka maçına devrede bakın. iki orandan aldım bak. Zaten kupon yapıyoruz. iki oran. Ben burada iki oran canlıyı vermişim. Dedim ki Danimarka iki tane sarı kart görür. Neden? Aga izliyoruz. Bu sebepten. Oyuncuların neredeyse yarıdan fazlası uyarı aldı. Aga uyarı aldığı için her hareketlerinde sarı kart çıkacaktı artık. Hatta Avrupa için dedim ki bir üst alsın garanti alsın oranla bir eli diyerekten de. Aga Almanya penaltı oldu. Gol oldu geldi. İlk golü zaten kuponu ona bekliyordu. Kuponumuz geldi. Haber ne adamsın yazmışım. Pozisyon kaçırmış sanırım. Sarı kartı geldi. Danimarka'da iki sarı kartı geldi. Bu şekilde canlı odasından da izlediğimiz maçları canlı yaparaktan da ilerliyoruz. Agalarım. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeniyorum ve beğeniyorum destekleridir. destekleri gelirse çok teşekkürler. İdeal kombinemiz de olacak. İlk mücadelemiz Fransa ile Belçika mücadelesi. Bence mücadelenin temposu yüksek olacaktır. Özellikle Belçika tarafı yavaş tempoda maç götürmüyor. Özellikle Belçika'nın oynamış olduğu maçlar temposu yüksek maçlar oluyor. Kim oynarsa oynasın. Oynamış olduğu 3 maçında temposu gerçekten iyiydi ve yüksekti. Fransa ile oynayacaklar. Bence burada turu geçen taraf Fransa olacaktır ama oran biraz yetersiz geldi. Ben ideal bahis olarak şunu değerlendiririm. Ev sahibi bir yarıyı kazanır aga. Ev sahibi yarı kazanır oranı ideal aga. Ben burada Fransa'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Güzel tempolu golü geçme ihtimali olabilir. Fakat Fransa tabii ki bir adım önde. Ben burada Fransa bir yarıyı kazanır aldım aga. Aldım. Korner olaraktan da şöyle bir tercih sunmak istiyorum aga. İlk yarı 4 korner çıkar. Bak maçın tempolu olması okuyoruz mücadeleyi tempo olacak. Her tarafta korner kullanabilir. O yüzden ilk yarı 3.5 üst kornerde alternatif bir ideal olarak sizlere önerebilirim. Oyuncu bahisi olarak da iyi dinleyin burayı. Kevin De Bruyne şut atarın oranı 1.72, isabetli şut atarın. De Bruyne bir tane isabetli şut atabilir aga. O yüzden Kevin De Bruyne'nin bir tane isabetli şutu 1.72. Aldım, verdim. Mbappé'nin şu an isabetli şut oranı 1.30'larda falan. Onu almayalım. Şöyle Avrupa özelinde veriyorum. Avrupa'da toplam şut oluyor. Yani Mbappe toplam isabetli veya isabetsiz 3 tane şut atar da Avrupa tercihidir. Sizlere değerlendirecekler, değerlendirebilirim. Diğer mücadelem portekiz slovenya Bu maçta olası bir sürprize ihtimal var mı diye maçın uzama ihtimalini görüyorum ben biraz. O yüzden Portekiz tarafına idealden gitmeyeceğim. Yani Portekiz maçına gidebilecek en güzel tercihlerden biri de ki mesela Gürcistan maçında ne oldu? Ben ne verdim Aga? 2-3 gol verdim yüksek orandan. 2-0 Gürcistan. Olası bir sürpriz bekliyorum. Neden? Rotasyonlu kadroyla çıkacak çünkü Portekiz orada. Aynı şekilde burada rotasyon beklemiyorum ama mücadele aralığı 2-3 golde kalabilir Aga. Bunun oranı 1.78. İdeal bir tercih vermeyeceğim bu maça. Dediğim gibi iki tane de oyuncu bahisim var. Oyuncu bahislerimi anlatayım Aga. Yüksek orandan 2-3 gol aldık mı aldık. Aga ideal kombineme ne koydum? Şöyle anlatayım. Bruno Fernandes isabetli şut çeker aldım. 10 numara rolünde oynuyor. 2-3 tane deniyor. Bir tanesini kaleye bulsa yeterli yeterli olacaktır. Bununla e, Bununla Fernandes isabeti şut aldım. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeceğim. E, geçen Ronaldo kale dibinde Bruno Fernandes pas verdi ya bunun hakkında konuştular. Biz de onun yani Bruno Fernandes konuştu. Ronaldo'ya gol attırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. O yüzden Ronaldo gol atar bahsi de değerlendirebilir. Onun da oranı 1.75 aga bilginize. Geçtim ayın ikisine. Ayın ikisinde 4 tane mücadelen var. ABD Uruguay mücadelesi. Agalarım sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. Dediğim gibi 10 saniye ayırıp en azından beğeniyi bıraktıktan sonra yorumlara bir emeğine sağlık yazsanız için yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Aga Uruguay çok fena oynuyor. ABD'de son maçta veya kırmızı kart gördü. Elimde Avrupacılara önereyim öncelikle. Burada ben Uruguay'ın bir golünü sizlere önermek isterim. Yani Avrupa'da varsa oran nesine de 25 falan. Hatta iddia konusunda bir 30 falandır. Uruguay'ın bir golü Bence yakışır. Bunlar bir tane gol atar. Ama puan olarak ABD'de turnuva ABD'de düzenleniyor. Ve ev sahibi takımları biraz it iteliyorlar ileriye doğru. Dün Almanya'da olduğu gibi. Ben burada ABD'nin mücadeleden puan alma ihtimali düşünüyorum. O yüzden ama Uruguay'dan da gol bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller benim tek ideal tercihimdir. Oranda en düşük 1.66 gibi bir oran var. Değerlendirecekler bu yönde bir yapabilir. Bolivya ile Panama mücadelesi. Geçen bahsetmiştim Bolivya'da askeri darbe oldu aga. Ya dediğim gibi bu takımın artık burada zaten iki maçı da yenildi Bolivya takımı. Uruguay'dan 5 yedi, ABD'den 2 tane yedi. Panama'yı da izledim. Son ABD maçını yendi. ABD kırmızı kart gördü ama ondan sonra üstünlüğü gerçekten alabildi en azından o kaliteli kadroya karşı. Ben burada Panama'nın doğrudan bir galibiyetini sizlere önermek isterim. Romanya-Hollanda mücadelesi. Aga mücadelede 2-3 tane oyuncu tercihim var ama dediğim gibi biraz daha goller yönünden zor bir mücadele. Ben korner olarak değerlendirdim. 8.5 üst korner açık zaten. 7.5'te açık da 7.5 oran düşük. Korner maçı olarak değerlendirdim. Her iki takımdan da korner alabiliriz. Bu yönnden bir tek korner maçı olarak gördüğüm maçlardan biri. Fakat kuponu eklemem oyuncu bahisi olarak da Gakpon'un yani Depay'ın kaleye bulan şutu bir 30.1 oranı var. O yüzden oran düşük geldi. Gakpon'un isabetli şutu 1.44 bandında. Gakpon'un isabetli şutu alınabilir. Romanya tarafında da Razvan Marin var bak. Bunu iddia açmamış. Nesini açmamış ama Avrupacılar değerlendirebilir. Marin de bir tane isabet şut atarı. iki küsur olanı var. Bunu da sizlere değerlendirmenizi öneririm. Son mücadelem Avusturya ile Türkiye mücadelesi. Aga mücadelenin gücü yüksek. Umarım millilerimiz burada geçer. Maçın da skoru sizlere sorduk. 5-0 olarak. Pardon 5-0 diyorum ya. 5 kişi. 5 kişi bilen, skor bilen 5 kişiydi gruplarımıza e, misafir edeceğiz agalarım. Şöyle söyleyeyim. E, Avusturya illaki bir adım önde. Yani bunu zaten oyun kalitesi olarak da bariz belli. Bizde Hakan Çalhanoğlu cezalı. Samet cezalı. Karşıda da Wimmer cezalı. Şimdi agalarım. Ben burada e, milli takım. Yani burada taraf bahisi vermek istemiyorum. Şöyle vereceğim. Diğer seçeneğinde bulunan Ev sahibi yarı kazanır. Avusturya'nın ben burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. İlk yarı maçı biz kazanalım ama Avusturya'da bir yarı kazanır gibi geliyor. Ben millilerimizin sürpriz atarsa çok keyifleneceğimizi. Ya yani ülkenin her yerinde dev ekranlar kuruluyor. Gerçekten keyifli ortamlar oluyor. Biz de gittik geçen kendi arkadaşlarımızı izledik. Keyifli. Çekliğe yendiğimiz mücadelede. Hatta o maçta 90 artı 3'te Mason 2 verdim 7 orandan. Gruptaki arkadaşlar yazabilir bahsedebilir. Ücretsiz gruba da attım. Yani görmüşlerdir mutlaka. Dediğim gibi ben burada Avusturya'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. İdealden bunu alacağım. Bir de oyuncu bahisleri olarak da şunu söyleyeyim. E, oyuncu bahisleri burada yok değil mi? Gösterilmiyor. Oyuncu bahisi olarak da Sabitzer'in isabet şutunu aldım. Çok fazla deniyor. Yine deneyecektir. Sabitzer kaleye bu an şut çeker şeklinde önerimdir. Maç konuda yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlarım toplamda 6 adet mücadelem vardı. Sizlere bir adet de ideal kombine söylemiştim. İdeal kombine turnuvanın isabetli şut kombineleridir. Portekiz mücadelesinde ben Bruno Fernandes'in kaleye bulacak bir şutunu bekleyeceğim. 1.57 gibi orandan. Avusturya Türkiye maçında da Sabit senin kaleye bulacak şutu. Toplamda 2.30-2.40 bandında bir oran var zaten. Değerlendirecekler bu önlemi. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.